Merhabalar, ben Kötez Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde her zaman olduğu gibi bölüm arası neler yaptık, ona değineceğim. Ve gördüğünüz gibi buraları tamamladım gibi bir şey. Evet, şurası bayağı önemli bir nokta. Oraya önce burayı halledeceğim. Bunların tamamı dekoratif. Güzel bir sandalyelerimiz, daha sonra koltuklarımız. Şu şekilde oturuyoruz ve gene şarj ediyorlar bizi. Bir adet saksımız, millet birbirinin yüzünü göremesin diye. Mutfak, çünkü burası aslında bir crew alanı olacak. Yani çalışanların bulunduğu bir alan, çalışanım yok ama. Olduğunu farz edeceğim. Kahve makinem, medical room'un ve altında konveyörü görüyorsunuz ve oksijen jeneratörü. Oksijen jeneratörüm nereye bağlı diye soracak olursanız, oksijen jeneratörü bu arada benim için önemli. Şuradan aşağı inelim. Ve şöyle bakalım. Oksijen jeneratörü bu şekilde bağlı. Bu arada siyah boyarken bunları da boyamışım arada kazara. Neyse, sağlık olsun. Oksijen jeneratörü benim için hidrojen kaynağı, biliyorsunuz. Jetpack'im hidrojenle çalışıyor. Evet. Gel gelelim, başka neler var? Otomatik makinelerin çoğunu siyaha boyadım. Şurada iki adet, bir adet Space Invaders, bir adet Mortal Kombat 2 var. Otomatizasyonları yaptım, onlara en birazdan değineceğim. Önce yaptığım şeyleri göstereyim. Buranın da otomatizasyonunu yaptım. Hatta ve hatta girip bakarsak eğer çalışıyorlar. Ki biraz da maden kazdım. Şu arkadaş ile. Ve şu an o şarj oluyor. Evet. Fırınım, ocaklarım vesairem vesairem. Bir adet de bilardo masam. Ben bilardo oynamayı aşırı severim. Evet. Pimpon masası da var, ancak pimponu sevmediğim için pimpon masası koymadım. Bilardoyu sevdiğim için bilardoyu koydum. Ve şurası asansör boşluğu olacak. Ve server odamız. Buraya bir başlık falan koyarım diye düşünüyorum. Server odasının olayı, programmable bloklarımız burada. Şu an sadece iki tanesi ayarlı. Bu Team. Bu ise LCD'ler için. Bu henüz bir şey ayarlı değil. Ama bunda bir şey. Bunda muhtemelen Freya yapacağım enerji yönetimi için. Çünkü pildir, şudur, budur koyacağım. Bu taraflarda sadece birinci katlarda programmable bloklar ve timerları. İkinci katta ise sadece timerlar olacak şekilde ayarlayacağım. Eğer daha fazlasına ihtiyacım olursa. Ve şu kapı da yine modlu bir kapı. Interior Walls diye bir modun eklediği bir kapı. Şu camlar da aynı moddan ekleniyor. Ve bir catwalk modunun eklediği, hangisi hatırlamıyorum. Merdivenler. Oyunda normalde bu kadar güzel merdiven yok. Ve benim yatak odam. Biraz açık da biliyorum ama elemanlarıma güveniyorum. Olmayan elemanlarıma. Evet, çift kişilik yapı tamam ama sadece tek tarafına yatabiliyorsunuz. Evet. Dolaplarım açılamıyorlar. Televizyonum çalışmıyor. Bu da ufak bir depolama aslında. Bir adet çiçek daha. Locker'lar. Gardıroplar. Ve tuvalet. Duşum. Tuvaletim. Musluğum. King Software logosu da var burada. Bunların hepsi mod bu arada. Şu duvarlar da mod. Bunlar gene interior blocks'tan ekleniyor. Şu suit şey değiştirmek için. Şu ışık, şu kapı, şu düz duvar. Üst taraflarda aynı şekilde şu görüntüyü elde etmek için. Şurası kıvrımlı. Şurada da hede hödemiz. Bu arada o duvarlar arasında bir de Med Bay de var, ufak bir tane. Muhtemelen büyük bir gemi yaptığımda onu kullanacağım. Ve şurası da asansör boşluğum olacak. Onu muhtemelen bu bölüm yapacağım. Evet. Şimdi öncelikli olarak assembler otomasyonu... Yok, önce rafineri otomasyonumu göstereyim, bu basit olanı.
Team kullanmaya karar verdim çünkü diğer script biraz güncelliğini yitirmiş. O yüzden güvenmedim. Evet, bildiğiniz gibi orlar öncelikle buraya toplanıyor. Ve şurada sadece orların bu tarafa gidip ingotların bu tarafa dönebileceği bir sistem koymuştum, onu hatırlıyorsunuz. Yani Team'in kafası karışabiliyor, o birkaç kere başıma geldi. O yüzden Team kazara bunun içindeki orları alıp buna atamıyor. Onu garantilemiş durumdayım. Ve buffer'ımız da burada. Ve gördüğünüz gibi hepsinde sadece Team Or var. Evet, Team Or diye aratırsak Raffinery'ler ve şu Storage Or'da yer alıyor. Ice da burada yer alıyor ama sıkıntı değil. Ve hangi madenimiz az ise orantılı olarak, ona göre burada bir oran veriyor. Ve o oranda ona göre bunları dağıtıyor. Kobaltın ve altının görece olarak az ihtiyaçlarına göre ve şu an o yüzden kobalt ve iron'ı kobalt ve gold'u işliyor. Nikeli ise bekletiyor. Dörder dörder dağıtmış durumda. Hepsini eşit bir biçimde. Yani ve rafinerilerin hepsi çalışıyor. Sadece bunu yapmanız yeterli. Şu an bunu en verimli sistem olarak buldum diyebilirim. Yorumlarınız ya da aklınıza dair bir fikir geldiyse yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Eğer deneyip beğenirsem bunu videolarda gösteririm. Onu da söyleyeyim. Gelelim. Bu arada duvarları örünce şunlar biraz daha sade gelmeye başladı. O yüzden birkaç bir şey yapacağım oraya. Ve üst katı da döşemeye başlayacağım. Ve buraya gelelim. İşin eğlenceli kısmı burada. İki adet LCD görüyorsunuz. Bu arada bunlar Clear LCD diye bir moddan ekleniyor. Biri Medium, diğeri Large modu. Çünkü normal LCD'lerde üstüne durduğunuzda sarı sarı parlıyorlar. Bunda ise sadece şu kısım parlıyor. Oops, yanlış tuş. Okay. Evet. İki farklı ayarımız var burada. Birine gene Team kullanıyoruz. Team diğer script'in birebir işini yaptığını fark ettim. O yüzden diğer script'i de paketten çıkarttım. Team Components 2 nokta üst üste P1. Priority'sini ayarlamamız lazım. Yoksa ayarlamadığımız takdirde çünkü bu ekran oluyor. Bu ikisi arasındaki farkı açıklayacağım. Bu bizim kotaları belirlememiz için gereken kısım. Yani bunu editlediğimiz takdirde Team'in ayarları direkt baştan aşağı değişiyor. Team diyor ki tamam, bundan bu kadara ihtiyacımız var diyor. Ve buraya gelecek olursak buna birazdan değineceğim. Detaylı bir biçimde. Buraya gelecek olursak da burası kotalarımızın ne kadar kaçta kaçının dolduğunu gösterecek. Mesela şu an sizin için kimin kotasını arttırabilirim? Motorun kotasını arttırabilirim. Yok, motorunki yeter gibi. Reaktör komponent otomatikte değil. Solar cell değil. Steel plate zaten fazlasıyla yeter. 40K. Superconductor. Computer'ı arttırayım. Evet, size çalışmasını göstereceğim. Oops. Public text. Otomatik olarak public text'e atıyor bu arada kendisini. Buradan editliyoruz. Seni 8000 yapalım. Okey dediğimizde bu listenin değişini görüyorsunuz ve şurada da computer'ın biraz eksildiğini görüyorsunuz ve eğer bu arada köfte cave olarak değiştirdim adını. Ve eğer burada computer'a bakarsak gördüğünüz gibi bu çalışmaya başlıyor. Bunun ayarlanma şeklini anlatmıştım size ama tekrar anlatayım. Şunu 30 tane koyuyorum bu arada. 30 tane koymamın sebebi production hızı. Bazen ingot'ın gelme hızına yetişemiyor. Yani üretim hızı, madenlerin gelme hızına yetişemiyor. O yüzden durup kalkıyorlar. 30 tane koyuyorum ki içine 30 taneye yetecek kadar maden atsın diye. Evet, 30 taneye yetecek. 20 tane de gene arada takılma oluyor. 30 tane de gayet verimli bir biçimde çalışıyor. Evet, bunları şuradan repeatable yani tekrar moduna alıyoruz. Bu sayede bu 30 tane kuyruğu asla bırakmıyor. Sürekli tekrarlıyor. Ancak makineler her daim kapalı modda. Team ihtiyaç olduğunda ihtiyaç duyduğu makineyi açıyor. Bu şekilde çalışıyor bu otomasyonumuz.
Buradan listeyi ayarlıyoruz. Yani bu arada şu yandaki minimum percentage, yani minimum oran, bunlar vanilla oranına göre ayarlanmış durumda, onu söyleyeyim. Vanilla bir oyunda ihtiyaç, bu arada buna bloodproof glass koymamışım bir tane, neyse koyarım. Yani çok abuk subuk şeyler yapmadığınız takdirde ya da kendiniz kurcalamak istemediğiniz takdirde şu oranlar üzerinden kullanabilirsiniz. Bu oranlar ben sıfıra çektim ayarlarımı kurcalamasın diye, çünkü yüksek olan kota ona dönüşüyor ondan itibaren bununla beraber ve diğerlerini ona göre orantılıyor. Size tavsiyem, oran çok uğraşmak istemiyorsanız şu listeyle. Bu arada ben biraz sallamasyon yaptım, onları ince ayarını çekeceğim zamanla ve şuraya ikinci bir set assembler'ı da döşeyeceğim. Neyse, çok uğraşmak istemiyorsanız steel plate'i normalde %40'ta steel plate'i üzerinden orantılayabilirsiniz. 20K bu arada steel plate çoğunuza fazlasıyla yeter. Steel plate'i buradan 20K'ya ayarlarsınız. Geri kalan hepsi steel plate oranla kendi kotalarını orantılayacaktır. Ve maksimum oranını ona göre yapacaktır. Yani nasıl diye soracak olursanız, bu arada herhangi bir LCD olabiliyor. Şunun ayarlanmasını anlatacağım. Hatta bir deneme yapacağım sizle beraber. Ya da gerek yok. Yani şurada normalde şu %40 şeklinde, biri %6, %10 falan filan şeklinde. Bunu orantılıyorsunuz ve ona göre kendisi bunları ayarlıyor. Bu görüntünün nasıl ortaya çıkacağını ayarlamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey şunu. Bu arada ben programda değiştirdim onu. Aklınızda bulundurun. Normalde şunlar köşeli parantez. Ben normal paranteze çevirdim. Çünkü Türkçe klavyede normal parantez yazamıyor. Köşeli parantez yazamıyorsunuz oyunda. Ya da ben bulamadım nasıl yazıldığını. O yüzden ben normal paranteze çevirdim. Evet. Devam edelim. Bunu yazdığınız gibi zaten bu liste oluşuyor burada. Ve buradan ayarları değiştirdiğin, şunları değiştirip okey dediğinizde otomatik olarak Tim kendi ayarlarını değiştiriyor. Evet, şuraya girelim. Buraya da sadece bunu yazdığınız takdirde hangi komponentin kotasına ne kadar ulaştığını ve kaç tane assembler'ın çalıştığını onu craft etmek için gösteriyor. Bu assembler'ların çok hızlı olmasına gerek yok. O yüzden bunların hiçbiri kooperatif modda değil. Daha büyük şeylere girdiğimde kooperatif modda yapabilirim ama onu muhtemelen uzayda yaparım. Ancak şimdilik bunlar benim için fazla bile, çünkü ben arka planda başka bir iş yapıyorken bunlar craft olacak otomatik olarak ve ben işimi yaptığımda bunlar çoktan hazır olmuş olacaklar. Bu şekilde düşündüm. Şu an craft, otomatik craft ettiklerime gelecek olursak, steel plate en fazla kullandığımız şey, construction components gene çok fazla kullandığımız bir şey, small tube, interior plate, motor, computer, concrete slab üst katta çok işime yarayacak. Girder camlarda ve gene concrete'lerde, yani asfaltta çok işime yarıyor. Metal grid bazen işe yarıyor ve large tube. Evet, bayağı çok kullandığım şeyler aslında. Birkaç tane daha dizeceğim buraya ve onlar da aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Evet, bu şekilde bunları böyle ayarladık. Evet. Ve şimdi şu merdiveni ne güle güle diyoruz. Çünkü yeni bir merdiven yapacağız. Evet. Evet, merdiven malzemeleri elimde. Yine bir catwalk modunun merdiveni bunlar. Evet. Şuradan gelse bence güzel olacak. Çünkü zaten bu taraf duvar olacak. Nasıl dur? Steel plate. Doğru. Okay. Evet, şu arkadaşı da alalım.
Ve bunu buraya koyalım. Seni buraya koyalım. Aslında dur. SF. Şimdi şu mu daha mantıklı olur? Evet, sanırım bu daha mantıklı olabilir. Onun üstüne de bakarım daha sonra. Ve şöyle bunları dizelim. Bu arada dikkat ettiyseniz şu merdivenler hakkında iki bloklar. İki blok olmalarının sebebi merdiven oluşları. Evet. Ups. Bu şekilde bunları buraya diziyoruz. Ve merdivenimizi ayarlamış oluyoruz. Evet. Tabii şöyle işkence ayarlarda söz konusu. Ve illa şunu da koymam gerekecek. Ben bu merdiveni döşeyip geliyorum hemen. Evet ve geri geldik. Tamam bu. Tamam da alt üstündeki platform. Bir de platform olmadı. Evet. Şunu geri koyalım. Sanırım bunu kullanacağım. Çok daha makul görünüyor. Bir tane şundan çalalım. Tamamdır. Concrete. Evet. Üstüne. Hangisi daha çok uyar? Evet. Düşünüyoruz. Öf. Evet, bunlar ters durmak için dizayn edilmiş. O zaman o yüzden görüntüsü o kadar kötü. Ne havalı buluyorum şimdi. Evet, bu şu an en makul seçeneği. Biraz daha kurcalarım. Ve concrete, sen gel bakalım. Sen de geri koyalım şöyle. Evet, şimdi shift P. Ve merdivenlerimizi boyayalım. Diğer stile mi geçsem? Evet, diğer stilde denerim belki.
Çünkü... Tamamını renklendirmiyor. Neyse. Evet, diğer stile geçebilirim. Neyse, ona bakarız sonrasında. Çünkü benim şu an bitirmem gereken şey... Belli. Asansör! Evet, asansör biraz çetrefilli bir iş olacak çünkü... 2... Şimdi şunu koyalım. Ve şuraya bir adet koymam lazım. Ve bana bir adet... Long piston. Şurayı azıcık kazmam gerekebilir. Hatta şunları da azıcık kırmam gerekebilir. 9. Şunu da bir kazalım. Oraya bir blast door koyabilirim. Çünkü bunun buraya konması lazım. Ama itinayla konmuyor. Ben orada olduğum için mi acaba diyeceğim. Test dünyamda koymayı başardım. Evet, bu yönden konuluyor. Acaba şu an neden konmuyor? Merak etmiş durumdayım. Bir aşağıya doğru kazalım. Derin denizlere doğru. Çünkü piston uzun bir blok. Evet, bu yönden konuluyor. Şimdi. Ups. Şunu da koyalım. Hatta ve hatta. Weld diyelim. Şunu da weld diyelim. Şimdi 9, tamam şimdi kondu. Ve ben de buraya sıkıştım. Evet, şimdi seni kırabiliriz, seni de kırabiliriz. Ancak şu arkadaşlar kalacak. Asansör boşluğumuz için şu parçalar yukarı geçecek. Yukarı kadar gidecek. Evet. Bir üstüne çıkacaklar. Hatta iki üstüne çıksınlar çünkü başka bir işleri üstünde kaparlar. Evet. Bu arkadaşların asıl işini birazdan size göstereceğim. Tamamdır. Evet. Şimdi ufak bir sıkıntımız var. Ondan bahsedeyim. Eğer buraya bir blok koyarsam bu yanındaki bloklarla merge olmaya çalışacak. Yani aynı blokmuş gibi olmaya çalışacak. Bunu engellemenin çok güzel bir yolu var. O da blast door'lar. Vanilla blast door'ları göstereyim. Ve benim kullanacağım blast door modlu bir blast door. Şimdi 5 vanilla blast door. Gördüğünüz gibi birden fazla tarafı iki yönlü olarak, bu arada bir şey merak ettim, 8-140 gene. Evet, iki yönlü olarak daha ince ve biraz daha dayanıklılar. Bunun sağladığı avantaj şu, yanındaki bloklarla merge olmuyor ve kapılarda bunu bayağı bir kullanıyorlar. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Ancak ben bunu kullanacağım, sebebine gelecek olursak tek tarafı. Tek tarafı ince. Gördüğünüz gibi. Yani bunlar benim asansör boşluğum olacaklar.
Evet, şunu döşememe gerek yok. Bu sayede asansörüm çok rahat bir biçimde hareket edebilecek burada. Aslında düşünce şuraları da mı blasto yapsam? Bakalım o tip bir blastorumuz var mı? Evet var. Çok fazla steel gidecek ancak umurumda değil. Ups. 8. Steel plate'ten bol bir şeyim yok biliyorsunuz. Ups, yanlış taraf. Bayağı yanlış taraf. 7. Sen gel bakalım tekrar. Evet, açısını ben dışarıda bir belirleyip daha rahat görebildiğim. Evet. Hah, tamam. Şimdi. Evet, istediğim şey bu. Bir de beraberinde. Tamamdır. Şu açı da güzel. Ancak önce şunları kırmam lazım. Bu arada bir üstüne çıkarım bunlarda. Çünkü bir üstünde blastora ihtiyacım yok. Evet. Ve bu şekilde bunları da döşüyoruz. Ben blastorların hepsini döşeyip geliyorum. Evet ve geri geldim. Bu arada blastorların hepsini şimdilik loutlamayacağım. Steel plate'im zaten bitmiş. Evet. Blastorların hepsini neden loutlamayacağım? Onları bölüm arası topluca bir loutlayacağım. Güzelce. Altındaki arkadaş loutlandı mı? Bakalım dışarıdan. Şuraya da bir blastor koyarım bu arada. Rengimi değiştireceğim. Ya da değiştirmeyebilirim çünkü sıkıntı olmaz. Evet. Ve önemli olan arkadaş. Tamamdır, sen weltlenmişsin. Evet, önemli olan kısım oydu. Blastorlar buradan itibaren weltlenmemiş. Yani yarısını weltlemişim aslında farkında varmadan. Evet, şimdi ne yapacağız? İki adet elevator seçeneğimiz var. Biri bu, diğeri bu. Bu arada sen bir shift P. Bunu koyabiliriz ya da bunu koyabiliriz. Interior plate, computer, construction components, steel tube, steel plate. Evet. Interior plate, construction components, computer. Evet. Şimdi gelelim bakalım. Neden yerleşmiyorsun? Blastorlar yüzünden mi acaba? Neyse, bunu koyalım o zaman. Evet, zaten bunu koymam çok daha mantıklı. Metal grate ve small steel tube lazım. Biraz fazla butonu var ama olsun. Metal grate ve small steel tube.
ve birazdan gidip ayarlamalarını yapacağız. Evet. Şurada bir ayar paneline erişeyim. Ve buradan long piston. Evet. Senin maksimum distance'ın da 17,5 metre. Evet ve gördüğünüz gibi hızlanıyorum. Bunun hızını ayarlayacağım. Piston. Evet. Ve 17,5 metre tam olarak buraya denk geliyor. Evet ve şuna çok fazla tuş var burada. Bu arada dur. K. Tamamdır. Elevator piston olsan. Sonra sana elevator piston reverse diyoruz. Bu sayede bunu atmış. Böyle bir düşme var. İniş o kadar keyifli değil. Onun ince ayarını yapacağım. Son olarak şu ön kısmı neyle kapayacağım? Ön kısmı kapayacağım ama neyle kapayacağım? Şununla kapayabilirim. Burada da kullandığım. Şununla kapayabilirim. Ya da window ile kapayabilirim. Düz window ile. Mesela düz window daha mantıklı. O hem de frameless'larından. Üç biri yok bunların. Yok galiba. Evet. Üç birileri yok. Üç üçleri var ama üç birileri yok. Bölüm arası onları hallederim. Ancak şurası pencere kaplı olacak. Ve asansörümüzü de bu şekilde yapmış olduk. Ve unutmadan birer tane de hatta bir saniye. İlla böyle oluyor. Tamam. Aslında dur. Şuraya koyabiliriz. Computer ve interior plate eksik geldi. Computer ve interior plate. Bunu da ne diye ayarlayacağım diye soracak olursanız sensör çağırma. Aynısını tabii ki de yukarıda da yapacağız. Ama önce yukarıdaki kabinini oluşturmam lazım. Aslında kolay iş. Tamam, yukarıdaki kabinini de oluştu. Evet, 9. Evet ve elevator reverse. Buna basarsan eğer asansörümüz gelecek. Valla! Artık bir asansörümüz var. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bugün şunları yapmış olduk. Bunu yapmış olduk ancak muhtemelen bunun dizaynını değiştireceğim. Asansörümüze sahip olduk. Ve artık üstün alt tarafı tamam.
Gerçekten tamam. Sadece dekoratif birkaç bir şey kaldı. Birkaç ufak ayar kaldı. Ancak üstün alt tarafı tam anlamıyla tam kullanılabilir halde. Or işlememiz mükemmel bir biçimde çalışıyor. Otomatik craftingimiz birkaç tane daha makine eklenecek ancak var gene. Yine güzel şeylerimiz var. Bu arada neden böyle bir açık bıraktım diye soracak olursanız buraya kapı koymanın yanı sıra 3'e 3'lükte hangar kapısı koyacağım. Hatta dur. Şu küçük olandan. Bunları niye koyuyorum diye soracak olursanız. Çok basit bir sebep. Sen. Ne kadar kullansın. Bir blok mu boşluk kalıyor? Onu anlamaya çalışıyorum. Yok, iki blok boşluk kalıyormuş. Ha tamam, güzel. Neden bunu koyuyorum diye soracak olursanız eğer çok basit bir açıklaması var. İçeri bir welder, ufak bir welder'ın girebilmesi için. Aynı şey burada da geçerli. Bu iki odada çünkü ara sıra modifikasyonlar yapılacak odalar, yapılabilecek odalar ya da bakım yapılması gereken odalar ve o yüzden bu odalara bir welder girmesi, welder eli değmesi güzel olabiliyor. Şuraya ise benim gireceğim kapı konacak. Hangi kapıyı kullanacağımı bilmiyorum, o yüzden henüz herhangi bir kapı koymuyorum. Basitçe genel sistemim şu an bu. Ve üst tamamen asfalt olacak. Bir nokta hariç muhtemelen şurası olabilir ya da şu ortada bir yer olabilir. Orada orta boyu ya da benim mining gemimden çok az büyük gemilerin ya da mining gemim ya da ondan çok az büyük gemilerin sığabileceği bir giriş olacak. Evet, basitçe ilim düzenimiz tam olarak bu. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.